Thank you.
Merhabalar çok değerli katılımcılar, hoş geldiniz. 2021 yılı üniversite iş dünyası işbirliği seminerleri kapsamında bugün 10. seminerimizi Sayın Doktor Öğretim Üyesi Aslı Karataş hocamız bu semineri verecektir. Aslı hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz bu eğitim programı kapsamında bize destek olduğunuz için. Ben değerli, teşekkür ederim hocam. Hoş sağ olun bulduk. Hocam. Değerli katılımcılar ve Aslı hocam, öncelikle ben Aslı hocamın kısa bir biosunu sizlere takdim etmek istiyorum. Sayın Doktor Öğretim Üyesi Aslı Karataş hocamız, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümünde 2010 yılından bu yana görev yapmaktadır. Hocamız doktora derecesini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı'nda 2015 yılında almıştır. İstihdam, kadın emeği, toplumsal cinsiyet eşitliği, girişimcilik konularında çalışmakta olup çeşitli akademik ve sosyal projelerde yer almaktadır. Hocamız aynı zamanda TTO ekibimizin bir üyesidir. Kendisi yakın çalışma arkadaşımdır. Aynı modülde çalışmaktayız hocamla. Hocamızın bir tane daha çok önemli görevi var. TOP Muğla İli Kadın Girişimciler Kurulu üyesidir. Hocamız hem toplumsal görevlerde çok aktiftir, hem de akademik alanda. Hocam sözü size bırakıyorum. Çok şimdiden teşekkür ediyorum sunuşunuz için. Çok teşekkür ederim hocam. Öncelikle size TTO AŞ'ye ve yapılanmaya bu fırsatı bizlere sunduğunuz için. Öncelikle doğal olarak hedef kitlesi bu eğitimin ya da bu sunumun Muğla Ticaret ve Sanayi Odası. Bu nedenle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin tümünü de sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyorum, merhaba diyorum. Yavaş yavaş sunumumuza başlayalım isterseniz. Bu sunumda sizlerle
Girişimciliği etkileyen başarı faktörlerinden biri olarak sosyal sermayeyi paylaşacağım. Sosyal sermaye kavramı çok yeni bir kavram ve literatürde de belki bir süredir çalışılıyor ama sosyal hayatta ya da bugün içinde bulunduğumuz piyasa koşullarında önemi ve değeri çok fazla öne çıkmamış olan kavramlardan biri. O yüzden bu konu başlığını paylaşmanın bir değer katacağına ya da girişimcilik faaliyetlerinde gerçekten bir başarı faktörü olarak önemseneceğine inanıyorum. Bu anlamda da girişimcilikte başarı faktörlerini etkileyen bir unsur olan sosyal sermayenin alt başlıkları olarak da sosyal sermaye kavramı ve etki alanı, girişimcilik ve sosyal sermaye ilişkisi, sosyal sermaye bileşenleri, Türkiye'de sosyal sermaye ve girişimcilik ilişkisi başlıklarıyla sunumumu devam ettireceğim. Bildiğimiz gibi çok farklı değişkenlerin bugün piyasa koşullarını değiştirdiği, dönüştürdüğü bir süreçten geçiyoruz. Özellikle pandemiyle birlikte dijital pazarlama dediğimiz, teknolojik unsurların piyasa koşullarını ve şartlarını yakından etkilediği bir sürecin içerisindeyiz. Elbette öngörebildiklerimiz var, öngöremediklerimiz var ve birçok bilgi akışının da mevcut olduğu bir durumu yaşıyoruz. Günümüz ekonomi ve pazar şartlarını bu anlamda söylediğimiz değişkenleri de dikkate alarak incelediğimizde ve dikkate alındığında sosyal sermayenin de bir başarı faktörü olduğu ve özellikle bu süreçte bu değişen koşullar içerisinde önemi daha da artan bir başarı faktörü olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu anlamda Türkiye bağlamında girişimcilik başarı faktörü olarak kabul edilen sosyal sermayeyi temsil eden kriterlerin neler olduğu, sosyal sermayenin tam olarak nelerden oluştuğu, fiziksel ve beşeri sermayeden farklarının neler olduğu, entelektüel sermaye dediğimiz içinde insan sermayesinin de yer aldığı sermaye biçiminin nasıl şekillendiğinde sosyal sermayeye dönüştüğünü ve bunun da girişimcilik faaliyetlerinde nasıl faydalar sağladığını açıklamaya çalışacağım. Öncelikle tabii ki sosyal sermaye kavramı ve etki alanı nedir başlığında sosyal sermaye kavramını biraz açıklamak ve tanıtmak gerektiğini düşünüyorum. Sosyal sermaye öncelikle aile içindeki ilişkilerimizin yani bir bireyin sosyalizasyon sürecinde ilk basamak olan aile içi ilişkileriyle başlayan önceleri incelenirken bu alanda sınırlandırılmış olan ama devamında günümüzde daha geniş bir bakış açısıyla aileler arasındaki ilişkilerin ötesinde sosyal ilişkilerin neredeyse tümünün oluşturduğu ilişki ağlarını temsil etmektedir. Genel olarak değerlendirdiğinde sosyal sermaye özellikle girişimlerimizde sadece ticari girişimlerimizde değil hayata dair sosyal girişimlerimizde de avantaj sağlama konusunda kullanılan bir metafor olarak da düşünülebilir. Bu anlamda Koleman'a göre fiziki ve beşeri sermayenin tam bir tamamlayıcısı olarak da karşımıza çıkar. Çünkü bazı durumlarda biraz önce de ifade ettiğim gibi özellikle günümüz pazar koşullarında dijitalleşmenin bu kadar arttığı, bilgi akışının bu kadar arttığı, bilginin bu kadar önemli olduğu bir dönemde doğal olarak sadece fiziki ve beşeri sermaye ile belli bir yol kat etmek mümkün olsa da inmeyi hızlandırmak adına bunların tamamlayıcısı olarak da karşımıza sosyal sermaye çıkmaktadır. Sosyal sermaye müşterek fayda için koordinasyon ve işbirliğini kolaylaştıran, tüm bunları kapsayan, aklımıza gelen her türlü ağ, bu ağlar, kurallar ve sosyal güven gibi sosyal örgütlenme özelliklerini içinde barındıran bir kavramdır. Bourdieu'ya göre ki önemli bir toplum açısından söyledikleri ve kültürel sermayenin yerleşmesi ya da ortaya çıkmasında da altı çizilen çok güzel tanımlamalara yer veren Bourdieu'ya göre sosyal sermaye karşılıklı tanışıklık ve bilme halinden kaynaklanan az ya da çok kurumsallaşmış ilişkilerden oluşan dayanıklı ağlara sahip olunmasıyla elde edilen fiili ya da potansiyel kaynakların toplamıdır. Tüm bunlar biraz literatürde yer alan tanımlarıyla karşımızda duruyor ama ayrıntılarını da vermek anlamında ifade ettim. Fakat genel belki de günlük dilde yani ticari hayatta ticari faaliyetlerini sürdüren girişimcilerimize çok daha tanıdık gelecek bir tanımla sosyal sermaye kavramını ifade etmek gerekirse aslında bizim sosyal hayatımızda merhaba dediğimiz, girip çıktığımız, bu merhabamızın ya da yıllar içinde geliştirdiğimiz kişisel ilişkilerimizin, ticari ilişkilerimizin, üye olduğumuz kurumların bir araya gelerek ikinci bir aile gibi bilgi akışını hızlandırdığı, birbirine karşılıklı faydalar sağladığı
platformların tümünü de ve bu platformların bizlere sağladığı avantajların tümünü de sosyal sermaye içinde rahatlıkla ifade etme şansı bulabiliriz. Buradan hareketle özetle sosyal sermaye nedir diye bir tamamlamak gerekirse, toplumu temsil eden bireyler arasında iyi niyetle kurulmuş, samimiyetle kurulmuş, karşılıklılık ve güven temeline dayalı olan ilişkiler sonucunda ortaya çıkan bireylerin iş ve özel yaşamını etkileyen değerler toplamı olarak da bu anlamda sosyal sermayeyi özetleyebiliriz. Zaten bir birey ya da tüccar, bir girişimci bu saydığımız faktörleri fiziki ve beşeri sermayesinin yanı sıra iş yaşamına, sosyal yaşamına koyuyorsa bunlar tamamlanmayı elbette avantaja dönüştürecek unsurlar oluyor. Buradan hemen girişimcilik ve sosyal sermaye arasındaki ilişkiyi de biraz açıklamak ve açmak istiyorum. Bildiğiniz gibi girişimci elindeki sermayeyi riski göze alarak, kar amacı güderek yatırıma dönüştüren, mal ve hizmet üreten ve bunları hedef kitlesine pazarlayan kişiler ya da kurumlar olarak tanımlanabilir. Girişimcilik bireyin içinde bulunduğu sosyoekonomik ve kültürel yapının bir ürünüdür. O yüzden biz her platformda, biraz önce hocamın, Serkan hocamın da ifade ettiği gibi Kadın Girişimciler Kurulu'nda da öne çıkarttığımız şey şudur. Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak. Çünkü bir toplumda girişimci ya da girişimcilik kültürü ne kadar çok yaygınlaşırsa, ücretli olarak başkalarının yanında çalışma isteği yerine kendi işini kurabilen, üreten, yatırım yapan ve başta kendisi olmak üzere çevresine maddi manevi fayda yaratan oluşumlar ortaya çıkar. Ve doğal olarak da her girişim ve girişimcilik o bölgenin, o coğrafyanın, o ulusun sosyoekonomik ve kültürel yapısının bir çıktısı olarak da karşımızda durur. Girişimcilik denildiğinde genel olarak değişen çevresel faktörlere uyum sağlayabilme, fırsatları herkesten önce görme ve bu fırsatları kazanca dönüştürebilme, bu fırsatları ekonomik faaliyete dönüştürme becerisi olan bireyleri ve kurumları anlıyoruz ve tüm bunlar da bize girişimciliği özetlemiş. Günümüzde girişimcilikte başarılı olabilmek için bazı unsurlara gerçekten çok ciddi anlamda önem vermek ve dikkat etmek gerekiyor. Yine söylüyorum, dünya ekonomik anlamda, sosyal anlamda gerçekten bir geçiş döneminde. Ve bu geçiş döneminde şartlar değişirken eski şartlarla yeni şartlara uyum sürecinde de girişimcilikte başarıyı etkileyen birçok yeni unsur da doğal olarak gündemimize gelmeye başladı. Nedir peki dikkate alınması gereken bu şartlar? Bunlardan birincisi, bir kere her şeyden önce girişimci sosyal olarak çok ciddi bir bakış açısına sahip olmalı, fırsatları görebilmeli ve değerlendirebilmelidir. Risk ve belirsizlikleri yönetebilme kabiliyeti yüksek olmalıdır. Basiretli diye tanımladığımız yönünün bir girişimcide mutlaka bulunması gerekir. Yeniliklere açık olması gerekir. Yenilikçi bir zihinle, bakış açısıyla bakması gerekir. Gelenekselin getirdiği deneyim ve tecrübesini yeniliklerle uyumlu bir halde yeni adımlarına entegre etmesi gerekir. Ülkemizdeki piyasalardaki belirsizliğe ve yüksek risk oranları sebebiyle tam da bu noktada doğru bilgi akışının işlere entegre edilmesi ve geleceği daha görünür, belirsizlikleri minimize edecek düzeye indirgenmesi için sosyal sermaye, diğer ismiyle ağlar, girişimcilik için bir kat daha fazla önem arz etmektedir. Çünkü bilgiyi, doğru bilgiyi ilk elden duymak, birçoklarından daha önce bu bilgiye sahip olmak, bu bilgiyi kullanma becerisiyle birleştiğinde elbette belirsizlikleri minimize edecek bir avantaja dönüşecektir. Sosyal sermaye ve ağlar yardımıyla girişimciler gerekli açık ve gizli bilgilere ulaşıp bunları, riskleri bertaraf etmek ya da biraz önce söylediğim gibi belirsizlikleri minimize etmek adına çok rahatlıkla kullanabilir. Biz iktisatta buna bazen içeridekiler ve dışarıdakiler deriz. İçeride olmak gibi algılanabilir. Bu bilgiler gizli bilgiler değildir ama kurumlardan çıkar. Örneğin yasalarda bir değişiklik olmuştur. Ama bu değişikliğe ne kadar önce bu bilgiye sahip olabilirsek o kadar çok işimize entegre edip yolu o kadar hızlı kat edebiliriz. Burada söylemek istediğimiz şey bu ve sosyal sermaye ağlar vasıtasıyla bu bilgiye erişimi kolaylaştırır ve kullanma becerisini arttırır. Özellikle bilgi ekonomisinden dolayı da biraz önce ifade ettiğim gibi yine gün geçtikçe sosyal sermayenin önemi de bu anlamda artmaktadır. Kısaca aslında sosyal sermayeyi doğru bilgiye kolay, hızlı bir şekilde ulaşmak ve bu bilgileri kullanarak yolumuzu aydınlatmak, yolumuzda daha hızlı ilerlemek gibi de düşünebiliriz.
Ve tabii ki tüm bu söylediklerimiz, sosyal sermaye kavramının tanımı, sosyal sermayenin sağladığı avantajlar, girişimciliğin yapısı, girişimciliğin özüyle birleştiğinde girişimciliği destekleyen en önemli kaynaklardan biri ya da sunumumuzun başlığı olarak girişimcilik faaliyetlerini etkileyen en önemli başarı faktörlerinden biri olarak da sosyal sermaye karşımıza çıkıyor. Ülkemizde kültürel özelliklerimiz nedeniyle sosyal sermaye kavramı dar kapsamlı olarak anlaşılıyor ve genelde sosyal ve ticari ilişkilerde güven anlayışına indirgeniyor. Evet, temeli kesinlikle sosyal sermayenin güven. İnsanlar ve kurumlar arasındaki ilişkilerin güven temelli olması sosyal sermayenin açıklayıcı değişkenlerinden biri. Ama sadece dar anlamda yakın çevremizde kurduğumuz sosyal ilişkilerin yansıması olarak sosyal sermayeyi almak kısır bırakıyor. Çünkü sosyal sermaye bundan çok daha geniş grupları ve çok daha fazla bilgi akışının kontrol edildiği noktalara temas etmeyi içeriyor. Sosyal sermaye kavramı ülkemizde anlam kaymasına uğramış görünmesine rağmen güvenilen ve sermaye sağlayabilen her şey sosyal sermaye kavramı içinde değerlendiriliyor. Sosyal sermayenin daha çok örgütsel düzeyde işbirliklerini ve sinerjik etkiyi oluşturması açıkçası bekleniyor. Yani temas ettiğimiz, üye olduğumuz kurum ve kurullar, temas ettiğimiz bireyler ya da kendi oluşturduğumuz sosyal çevrenin yarattığı sinerjiyle girişimcilik faaliyetlerinde yol almaktan bahsediyoruz. Girişimcilikte önemi sürekli vurgulanan ağların bireysel düzeydeki ilişkilerden farklı olarak örgütsel düzeyde bilgi ve tecrübe paylaşımı şeklinde girişimlere katkı yapması yine sosyal sermayenin çıktısı olarak karşımızda duruyor. Sosyal sermayenin sağladığı bilgi, beceri, know-how yani kullanım bilgisi, teknoloji ve diğer sosyal sermaye araçları da sosyal sermayeyi elde etmek ya da elde edilen sosyal sermaye sayesindeki bilgileri kullanma ve işe yarar hale getirip başta girişimcilik olmak üzere hayatımızdaki etkinliklerde ve aktivitelerde başarı sağlayan bir faktöre dönüşmesi anlamına geliyor. Buradan girişimcilik ve sosyal sermaye ilişkisini biraz daha açacak olursak, Becker'ın bir açıklamasıyla devam etmek istiyorum. Sosyal sermaye kavramının temeli insan sermayesine dayanmaktadır. Yani bu anlamda beşeri sermayenin bir uzantısı gibi gözükebilir ama kesinlikle fiziki ve beşeri sermayeden ayrı, bunların tamamlayıcısı olarak karşımıza çıkan bir unsurdur. İnsan sermayesi geleneksel olarak bilgi, beceri ve yetkinlik ekonomik değere dönüşmesi olarak ortaya çıkmıştır. Hiçbirimiz reddedemeyiz ki sadece maddi sermaye, fiziki sermaye, girişimciliğin başarısını sağlayan unsur değildir. Evet, maddi sermaye olmadan, fiziki sermaye olmadan bir yatırım belki ortaya çıkamaz ama o yatırımın başarılı olabilmesi, öngörülerinin yüksek olabilmesi ve bu yolculukta başarılara imza atabilmesi için beşeri sermaye, insan sermayesi, entelektüel sermaye ve sosyal sermaye dediğimiz kavramların da kesinlikle içinde yer alması gerekiyor. Entelektüel sermaye kavramının bileşenleri arasında yer alan insan sermayesi, örgütsel düzeyde, kurumsal anlamda yenilikçiliğin itici gücünü oluşturur. Yani ARGE çalışmaları başta olmak üzere inovasyon diye nitelendirilen yenilikçi bakış açısının oluşmasından tutun da bu yeniliklerin iş dünyasına entegre edilmesinin tamamını kapsar. İnsan sermayesi diğer sermaye türleri gibi ekonomik büyümeyi de destekler. Hem birey bazında, hem firma bazında, hem de ulusal ölçekteki ekonomik büyümenin en önemli destekleyicilerinden biri doğal olarak bu anlamda entelektüel sermayenin içinde yer alan insan sermayesidir. İnsana ne kadar çok yatırım yaparsak, ARGE çalışmaları, yenilikçilik, inovasyon, geleceği görebilme, keşifler yapabilme, icatlar yapabilme, bu işleri üretime kanalize edebilme fırsatı da o kadar artar ve bütün bunlar da üretimde ve ekonomide ekonomik büyümenin birer arttırıcı fonksiyonu olarak da karşımıza çıkar. İnsan sermayesi sosyal sermaye ile birleşerek daha etkili bir hale gelir ve girişimcilik faaliyetlerini hızlandırır ve yarattığı motivasyonla birlikte başarılı girişimlere dönüşür ya da girişimlerin daha başarılı olmasını sağlayan unsur olarak karşımıza çıkar. Kısacası günümüzde fiziki sermayenin teknolojik çıktılara dönüşebilmesi, bu teknolojik çıktıların kullanılabilmesi, bilgiye ulaşım, bilginin kullanılabilmesi, daha verimli,
üretim yapma ve ekonomik büyüme anlamında insan sermayesi ve sosyal sermaye vazgeçilmez birer unsur olarak karşımızda bu değişen, dönüşen piyasa koşullarında durmaktadır. Sosyal sermaye peki nelerden oluşur? Sosyal sermayenin bileşenleri tam olarak nedir? Genel olarak dedik, evet, aile içinde başlayan, sosyalizasyon sürecinde, iletişim içerisinde, ilişki içerisinde olduğumuz kurum, kuruluşlar, insanlar, ticari çevremiz, yarattığımız güven ve bu güvene karşı güvenli bir zeminde inşa edilmiş tüm ilişkiler, üyesi olduğumuz kurum, kuruluşlar, bir spor kulübü, bir parti, tüm bunlar sosyal sermaye bileşenleri içerisinde yer alan temel unsurlardır. Ve tüm bunlar hem bireysel hayatımızda, sosyal hayatımızda, hem ticari hayatımızda, girişimcilik faaliyetlerimizde başarı faktörleri olarak da tamamlayıcı unsurlar olarak karşımızda durur. İktisadi açıdan sosyal sermayeye bakacak olursak bileşenlerini açıklamak anlamında finansal, fiziksel ve beşeri sermaye gibi sermayenin bir türü olarak karşımıza çıkar. Yani fiziki sermaye, beşeri sermaye ne kadar önemliyse bugün dünya çapında aslında sosyal sermaye, insan sermayesi de o kadar önemlidir ve tüm bunları hem kendimizde biriktirmek hem ticari işletmemizde biriktirmek, kurumsallaşmak anlamında mutlaka hayatımıza sokmamız gerekir. Sosyal sermaye, ağ sosyal süreçlerin çalışmasına değer katabilecek bir kavram olarak da tanımlanabilir. Bu bağlamda sosyoekonomik yapıda pozitif etki oluşturduğu da açık ve net bir şekilde karşımızda durur. Ekonomiye pozitif dışsallık sağlayan, yani birçok avantajı girişimciye sunan sosyal sermaye, piyasa aksaklıklarının azaltılması, bilgi akışının kolaylaşması, biraz önce söylediğim gibi doğru bilgiye hızlı, zamanında ulaşabilme, bunu kolaylaştırma, girişimciliğin ve yenilikçiliğin teşvik edilmesi, kamu mallarında etkililiğin sağlanması gibi birçok avantajı da beraberinde getirir. Öte yandan değerli dinleyiciler, diğer kaynakların tamamlayıcısı olarak, yani fiziki ve beşeri sermayenin tamamlayıcısı olarak işlem maliyetlerini azaltma, verimliliği arttırma ve finans temini gibi eksiklikleri giderme gibi, belirsizlikleri minimize etmek gibi, öngörüde bulunabilmek gibi özelliklere de sahip olduğu açık bir şekilde ifade edilmiş ve piyasa örneklerinde görülmüştür. Sosyal sermayesi bir girişimcinin ne kadar güçlüyse, finansal kaynak bulma, verimliliği arttırma, maliyetleri minimize etme gibi durumlar açısından da çok büyük avantajlar elde edebilir. Zaten bu saydığımız değişkenlerin hepsi girişimcilikte başarıyı etkileyen temel unsurlar olarak karşımıza çıkar. Doğal olarak da sosyal sermaye girişimcilikte başarıyı etkileyen faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Sosyal sermayenin önemli bileşenlerinden birisi sosyal ağlardır. Bu sosyal ağlar bugün sosyal medya olarak ifade ettiğimiz ağlardan iş dünyasında üyesi olduğumuz mesleki birliklere, çatı kuruluşu olan Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin faaliyetlerine, sempozyumlara, fuarlara katılım gibi geniş bir yelpazeyi içine alır. Çünkü tüm buralarda kurumlara, kişilere temas eder ve sosyal çevremizi genişletiriz. Sosyal ağlar dar arkadaş çevrelerinden çok geniş iş çevrelerine kadar, ulusal ve uluslararası iş çevrelerine kadar farklı düzeylerde olabilir. Ve tüm buralardaki ağlar ya da network diye daha çok kullandığımız sistemin içine girebilmek ve bu network'ü daha iyi işlerimize yönelik de kullanabilmek anlamına gelir. Sosyal ağlar yardımıyla bireyler ve toplum arasında güven oluşur. Bu güven görünür bir hale gelir, somut bir hale gelir ve işlerimize, ticari faaliyetlerimize de yansınmaya başlar. Bu da sosyal ve ekonomik ilişkileri geliştirir. Sosyal ağların desteğiyle gerekli olan bilgilere ulaşmak kolaylaşır ve bu elde edilen bilgilerin kullanıma dönüşmesi ya da bilgiyi kullanma seviyesi de artmış olur. Bugün zaten bilgi ekonomisi ve teknolojinin ekonomik hayata bu kadar etkisinin olduğu bir dönemde eğer doğru bilgiye çabuk ve hızlı ulaşabiliyorsak, bizim sosyal çevremiz, sosyal ağlarımız, sosyal sermayemiz bize bu fırsatları sunuyorsa, doğal olarak riskler ve belirsizlikler karşısında da rakiplerimize göre ya da diğer ticari firmalara ya da daha diğer bireylere göre çok daha avantajlı bir konumda olmamız sağlanıyor demektir. Sosyal ağlarda sosyal bağlılık oluşturulacak,
Bu da birlikte çalışma kültürünü destekleyecektir. Biz her ne kadar geleneksel ve duygusal bir toplum olsak da sanırım birlikte çalışmak ve o birlikteliği kurumsal bir yapıya dönüştürme konusunda çok da ilerleyebildiğimizi söylediğimiz toplumlardan biri değiliz. Birlikte iş yapabilme kabiliyeti, halbuki içinde güven unsuru söz konusuysa ve kurumsallaşma ile birlikte geliyorsa, beraberinde çok büyük avantajları da bireylere ve kurumlara, kuruluşlara, işletmelere sağlayan bir unsur. İşte sosyal sermaye tam da burada birlikte çalışma kültürünü destekleyen bir unsur olarak da karşımıza çıkıyor. Sosyal sermayeye dönüşen sosyal ağlara örnek olarak, ara ara verdim ama burada toparlayacak olursak, örneğin bizim ülkemizde çok yaygın olan hemşehrilik kültürünü gösterebiliriz. Hemşehri derneklerine üye olmak, sendikalara üye olmak, siyasi partilere üye olmak, bir futbol, tuttuğumuz futbol takımının federasyonuna üye olmak, ayrıca fuar, sergi gibi etkinliklere katılma, sivil toplum kuruluşlarına üye olma, spor kulüplerine üye olma gibi her türlü sosyal ilişkilerimizi destekleyecek, her türden, her kültürden insana temas edebileceğimiz ve güvenli bir ortamda, profesyonel bir ortamda bu ağları bize sunan kurumlara temas etmeyi ya da tüm bu kurumlara üyelikleri, bu anlamda sosyal sermaye bileşeni ya da sosyal sermayeyi görünür yapan unsurlar olarak örnek gösterebiliriz. Aynı sosyal ağda bulunan kişi ya da kuruluşlar doğal olarak birbirlerini karşılıklı beslerler, bilgi alışverişi yaparlar. Aslında bu kültür yavaş yavaş çocuklarımızın üzerinde oluşmaya başladı. Şimdi ben bazen ebeveynleri görüyorum. Çocukları okula giderken mutlaka onu bir spor aktivitesine yönlendiriyorlar. Bir müzik aleti çalması ya da müzikle ilgilenmesi konusunda teşvik ediyorlar. Ya da bizim üniversitemizde biz öğrencilerimizi öğrenci topluluklarına yönlendiriyoruz. Burada temel amaç aslında evet sosyalleşmeleri, belki kötü alışkanlık edinmemeleri, hayata dair becerilerinin gelişmesi ama aynı zamanda okul dışında, eğitim dışında bu sosyal etkinliklere, bu sosyal topluluklara üye olmaları sayesinde de sosyal çevrelerini geliştirmeleri, iletişim becerilerini geliştirmeleri, tanıştıkları insanlarla yapacakları yolculukta onlara bir anlamda ilham verecek ya da destek olacak insanlarla temas etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. İşte aynen çocuklarımızın üzerinde yapmaya çalıştığımız bu durumu iş dünyasında, girişimcilikte, kendi sosyal hayatımızda da biriktirmek sosyal sermayeyi görünür kılıyor ve avantajlarını da doğal olarak hem işletme bazında hem birey bazında geri almamızı sağlayan bir unsur olarak çıkıyor. Aynı sosyal ağda bulunan kişi ya da kuruluşlar girişimciliğe yönelik olarak farklı alanlarda yardımlaşabiliyor ve bu dayanışma sosyal sermayeye dönüşerek maddi kazanç kapılarını ya da manevi kazanç şeklinde de sermaye yatırımı haline geliyor ve işlerde başarıyı etkileyen faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda sosyal sermayenin en önemli göstergeleri nedir dersek güven, karşılıklılık, yani karşılıklı birbirini besleyebilme, ağlar, ağ bağ dediğimiz networks'ün geniş olması, kurallar, ortak faaliyetler ve işbirliği gibi soyut unsurların tümü sosyal sermayenin en temel göstergeleri olarak karşımıza çıkıyor. Dünya Bankası'nın sosyal sermaye ile ilgili de bir tanımı var. Burada hemen altını çizmek isterim. Belki zaten halihazırda bildiğimiz, var olan ama faydalarının, avantajlarının ya da fiziki ve beşeri sermayenin tamamlayıcısı olarak tanımlamadığımız, almadığımız sosyal sermaye aslında uluslararası piyasalarda, kurum ve kuruluşlarda küresel anlamda önemi çoktan fark edilmiş, işlere entegre edilmiş bir kavram ve beceri olarak çıkıyor. Bu anlamda da Dünya Bankası da sosyal sermaye için bir tanımlama yapıyor ve diyor ki işbirliğini mümkün kılan kurallar ve ağlar sosyal sermayeyi oluşturur. Bu tanım sosyal sermayenin birbirini tamamlayabilen ve geleceğe birikim yapabilme özelliğini taşıyan unsurlar oluyor. Zaten bir işletmede, bir girişimcide, bir girişimcilik faaliyetinde bu söylediğimiz unsurlar varsa o girişimci ya da girişim, o kişi rakiplerinin bir adım önünde oluyor. Peki bizim ülkemizde, Türkiye'de sosyal sermaye hangi durumda, ne kadar biliniyor, ne kadar işlere entegre ediliyor ve girişimcilik faaliyetleriyle ilişkisi tam olarak ne? Türkiye'de sosyal sermaye üzerine farklı disiplinlerde çok fazla sayıda çalışma yapılmış. Literatür bunu araştırmaya başlamış ve yavaş yavaş piyasalara, reel piyasalarda girişimcilerin de fark ettiği,
önemini hissettiği, belki adını tanımlayamadığı ya da bazılarının adını da koyduğu bir hal alıyor. Ama ne yazık ki ülkemizde sosyal sermaye kavramı yeterince tanınmıyor ve önemi yeterince fark edilmiş değil. İşlere ya da sosyal hayatımıza bizzat entegre olma konusunda da bu anlamda iyi bir yol kat etmiş değiliz. Yapılan çalışmalar tahminlerin aksine ülkemizde genel sosyal sermaye kapasitesinin bu anlamda düşük olduğunu gösteriyor. Bu da değerli dinleyiciler bizim için şu anlama geliyor. Burada girişimlerimizi, üretimimizi, ekonomik büyümemizi olumlu yönde etkileyecek bir oluşum var ve bütün dünya bunun farkında, önemini anlamış durumda, işlerine ve sosyal hayatlarına yansıtmış durumda ve bunun avantajlarını elde ediyor. Biz ise bunu yeni yeni kavramlaştırıp iş dünyamıza ya da bireysel hayatımıza sokuyoruz. Bu kavramın önemini, bu kavramın neler olduğunu, bileşenlerini ne kadar hızlı bir şekilde hayatımızda içselleştirirsek doğal olarak bu avantajları elde etme konusunda da başta girişimcilikler ve girişimciler olmak üzere ciddi anlamda olumlu bir geri dönüş alacağız. Bu durumun sebebi olarak yani ülkemizde daha yavaş ve sosyal sermaye kapasitesinin düşük olmasının sebebi ise ekonomik istikrarsızlık sebebiyle bireyler arasında özellikle ticari ilişkilerdeki güven düzeyinin düşük olması gösteriliyor ve artık insanların en yakınları dışındakilerle güven temelli ticari ilişkiler başta olmak üzere ilişkileri kurmada imtina ettiği yapılan araştırmalarda çıkan sonuçlardan biri olarak karşımızda duruyor. Ülkemizde sosyal sermaye kullanım oranı literatürde de ifade edildiği gibi biraz önce de söylediğim gibi düşük. Sosyal sermayenin asıl anlamı olan sosyal ilişkileri yaratıcı potansiyele dönüştürebilme yönü ülkemizde yeterince bu anlamda değerlendirilemiyor. Evet, burada atıl bir avantaj sunan durum var ve bunu biz artık girişimcilik faaliyetlerimize entegre etmeliyiz. Sosyal sermayenin önemli bir yansıması olan ittifaklar ve ortaklıklar kültürümüzde oldukça yaygın. Aile şirketlerimiz var. İkinci kuşağa geçiyor, üçüncü kuşağa geçirmekte sıkıntı çekiyoruz. Kooperatifler kuruyoruz, kuruldukları süreçlerde önce çok güzel ilerliyor, sonra ilerleme hızı yavaşlayabiliyor. Katılımcılar zaman zaman yerli ve yabancı ortaklıklarla iş kurmuş olsa da çok geçmeden bu ortaklıklar bozulabiliyor ya da istenen ivmede hızla ilerleyemeyebiliyor. Kardeşler arasındaki ortaklıklar aile şirketi kültürü içerisinde devam ediyor. En büyük olan kardeş, baba gibi bütün şirketin ileriye yönelik planlarını yapıyor. Yani kurumsallaşma dediğimiz şeyin de tam oturmadığı ama sosyal sermaye kültürüyle ve kavramıyla bunun da oturacağı ve bu sayede de birçok avantajın elde edileceği yine yapılan araştırmalarda karşımıza çıkan durumlar içerisinde. Sosyal ağların ve ilişkilerin bireysel düzeyde kurulduğu bu anlamda dikkat çekiyor. Sosyal ağlara dahil edilen tarafların akrabalık, hemşerilik ve arkadaşlık gibi biçimsel olmayan ilişkileri, yani daha profesyonel, daha kurumsal ilişkiye ve sinerjiye dönüşmesi sosyal sermayenin tam olarak entegre edilmesi anlamına geliyor. Uluslararası çalışmalarda üzerinde sıklıkla durulan girişimcilikte sosyal sermaye rolü konusunun ne kadar önemli olduğu ve ülkemizde ne yazık ki ihmal edilen konulardan birisi olduğu da bu saydığımız değişkenlere baktığımızda ortaya çıkıyor. Sosyal sermaye kavramının doğru anlaşılması ve girişimciler tarafından kullanılmasının sağlanması gün geçtikçe de önemli hale geliyor. Sosyal sermayenin daha yoğun ve etkin kullanılması özünde toplumda güven ve dolayısıyla iş etiği ve iş ahlakı düzeyleriyle yakından ilgili. Yani bir toplumda sosyal sermaye ne kadar anlaşılmışsa, sosyal sermaye kavramının önemi ne kadar anlaşılmışsa, ne kadar çok biriktiriliyor ve kullanılıyorsa, bu iş etiği ve iş ahlakı düzeyinde güven temelinin oluşmasına ve buradan çıkışla da başta bilgi ve teknoloji olmak üzere sağlayacağı avantajların bireye ve kuruma, ticari işletmeye, girişimciye geri dönmesine neden oluyor. Güven duygusunun önemli görüldüğü gelişmiş toplumlarda sosyal sermayenin çok daha etkin kullanıldığı, geleneksel sosyal ilişkilerden ziyade mesleki ve işle ilgili profesyonel ya da kurumsallaşmış diye nitelendireceğimiz kullanım alanlarını oluşturan sosyal ağların ortaya çıktığını söylemek mümkün. Yani kısaca özetle sosyal sermaye bir toplumda, bir ekonomide ne kadar anlaşılmış, ne kadar içselleştirilmiş,
ve sahip olup kullanılmaya başlanmışsa bu o toplumun gelişmişlik düzeyinde en önemli göstergelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal sermaye bu anlamda gerçekten çok önemli bir unsur. Çok çeşitli açılardan hem birey hem de girişimci açısından avantajları olan bir durum. Beşeri ve fiziki sermayenin birer tamamlayıcısı, entelektüel sermaye, insan sermayesi dediğimiz kavramların bu anlamda da insana yapılan yatırımla, başta Ar-Ge çalışmaları, teknolojik gelişme, iletişim, kurulan sosyal ağlar ve bu ağların başta bireye, sonra girişimciliğe, girişim faaliyetlerine ve işletmeye sağladığı avantajlar açısından ekonomik büyüme ve işletmelerin başarılarındaki önemli bir değişken olarak karşımıza çıkıyor. Uluslararası düzeyde, piyasalarda sosyal sermaye kavramının önemi gerçekten ciddi bir şekilde kavranmış ve girişimcilikteki faaliyetlerde önemli ölçüde kullanılmaya başlanmış durumda. Bizim ülkemizde sosyal sermaye şimdilik akrabalık, hemşehrilik gibi küçük ağlar çevresinde dolaşıyor. Bunların daha kurumsal, daha profesyonel, daha iş alanlarında birbirimizi geliştirecek ölçekte, güven temelli gelişmesine ciddi anlamda çok ihtiyacımız var. Bu anlamda mesleki birlikler, mesleki odalar, mesleki yapılanmalar başta olmak üzere girişimcilerimizin fuar, sergi, işleriyle alakalı etkinlikler, toplantılar, tüm bunlara katılımı ve belki gelecek kuşağı da bu yönde eğitmeleri, yönlendirmeleri ve bu kültürün oluşmasını sağlamasıyla sosyal sermayenin hem varlığı hem içselleştirilmesi hem kullanılması ve bu sayede de ekonomik çıktıların verimliliğin artması bizde de yakın bir zamanda ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Bunu umuyorum, bunu diliyorum. Bu anlamda fiziki ve beşeri sermayenin en önemli tamamlayıcılarından biri olan sosyal sermaye, girişimcilik faaliyetlerini etkileyen en önemli başarı faktörlerinden biridir. Bunu gözden kaçırmayalım ki geleceği elimizden kaçırmayalım diyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Varsa sorularınızı yanıtlayabilirim. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sözü Serkan Hocam'a bırakıyorum. Hocam ağzınıza sağlık. Çok güzel bir sunumdu. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli katılımcılar, eğer sorunuz varsa üst sağ köşedeki baloncuktan yazabilirsiniz. Sorularınızı Aslı Hocamıza iletebiliriz. Aslı Hocamızın altını çizdiği konu gerçekten çok önemli. Özellikle son yıllarda yapılan araştırmalarda özellikle örgütlere sosyal ağ araştırmaları, örgütsel sosyal ağ araştırmalarının literatürde çok önemli bir gelişme gösterdiğini görmekteyiz. Yani son yıllarda özellikle işletmecilikle ilgili sosyolojik yaklaşım diyelim, daha çok bu sosyal ağlar üzerindeki işletmenin sosyal ağlar içerisindeki rollerini ve bu sosyal ağlardaki ilişkilerini anlamaya ve açıklamaya çalışan araştırmaların son yıllarda hakim perspektif olduğunu biliyoruz. Tabii Aslı Hocamızın dediği gibi Türkiye'de bu araştırma alanı oldukça bakir bir alan. Umuyoruz ki devamı gelir, bu araştırmaların artar ve özellikle işletmecilik konusunda bildiklerimize ilave bilgiler yapabilirler. Aynı zamanda Aslı Hocam'ın altını çizdiği nokta çok doğru. Yani bu özellikle aile ile olan bağlar, biz bunlara güçlü bağlar diyoruz. Bunlardan ziyade daha aile dışındaki kişilerle bağların, bunlara da zayıf bağlar diyoruz. İşletmelerin başarısında bu zayıf bağların çok çok önemli olduğunu bilmekteyiz. O yüzden Aslı Hocam'ın söylediği gibi bu odalara üye olma veya derneklere üye olma gibi veya işte arkadaşın arkadaşı gibi networklerin özellikle işletmelerin başarısına daha fazla katkı yaptığında araştırmalar göstermekte. Tabii ben burada
Soru bekliyoruz. Artık şeye de dönmesine izin vermeyelim. Korsan bildiri sunar gibi girip Aslı hocamın söyledikleri üzerinden bir şeyler söylememiş olalım. Aslı hocam şu ana kadar herhangi bir soru gelmiyor. Ama hani bu konuda dediğimiz gibi Aslı hocamız Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde bu konuda destek almak istiyorsanız üniversitenizin teknoloji transfer ofisine bekliyoruz. Aslı hocamız teknoloji transfer ofisi ekibinin bir üyesi, bir yöneticisi. Burada da sizlere yardımcı olacaktır değerli işletme sahipleri. Hepinizi bu konuyla ilgili eğer bir sorununuz varsa üniversitemizin TTO'suna davet ediyoruz veya Aslı hocamın iletişim bilgilerinden ona ulaşabilirsiniz. Her zaman, seve seve. Aslı hocam var mı söylemek istediğiniz bir şey? Ben çok teşekkür ediyorum. Girişimciler bizim için gerçekten çok önemli. Çünkü ekonomik büyüme anlamında ivme kat etmemizin yolu buradan geçiyor, üretmekten geçiyor. Üreten yönetilmez sözünü çok severim. Üretmemiz gerekiyor. Ürettikçe güçleneceğiz ama ürettiklerimizi çok güzel bir şekilde uluslararası standartlarda sunabilmek, pazarlayabilmek, yeni pazarlar açılabilmek için de gerçekten sosyal sermayenin önemini kavrayarak profesyonel hareket etmek gerekiyor. Gelecek kuşak, şu anki jenerasyon bu anlamda biraz daha etkili. Ben o yüzden geleceğe dair ümitliyim. Üreteceğimiz, güçleneceğimiz ve bunları çok iyi bir şekilde yöneteceğimiz günler göreceğiz diye düşünüyorum. Dinledikleri için herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere de bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah hocam her zaman. Herkese iyi günler diliyorum. İş hayatlarında başarılar diliyorum. Belirsizlik ve riskleri bertaraf ettikleri güzel günler diliyorum. Çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür Çok ediyorum. güzel bir Sağ olun. sonuçtu. Teşekkür ediyoruz. Bize bu altyapıyı sağlayan Uğur Bekçibaşı hocamıza da herkesin huzurunda teşekkür ederiz. Aynen. Teknik destek için Uğur hocama, size, tüm arkadaşlarıma gerçekten gönülden teşekkür ediyorum. Çok Sağ sağ olun. olun. Çünkü bu bir fırsat. Bunları söyleyip kayda alabilmek güzel bir şey. Hepinize Sağ olun. minnettarım. Sağ olun hocam. Biz de size minnettarız. Çok teşekkür ederiz. Herkese iyi günler diliyoruz. İyi günler. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle.